Arkadaşlar merhaba, ben İngilizce öğretmeni Fuat Çiçek. Bugünkü dersimize on the phone ünitesiyle devam ediyoruz. Buyurun başlayalım. Evet, sorumuza baktığımızda, soru kökümüze baktığımızda Which of the following options, aşağıdaki seçeneklerden hangisi is mismatched? Mis kelime, öneki arkadaşlar, önüne geldiği kelimeyi olumsuzlar. Yani mismatched yanlış eşleşmiş anlamına gelir. Aşağıdaki ifadelerden, seçeneklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Yani burada eş anlamlı kelimelerden hangisi yanlış verilmiştir? Bunu soruyor. A seçeneğine baktığımızda get in touch, contact. İkisi de arkadaşlar iletişime iletişime geçmek, kontak kurmak, anlam temas kurmak anlamlarına gelir. Doğru eşleşmiştir. Hold on, hang on. İkisi de arkadaşlar telefonda belli bir süre beklemek anlamına geliyor. Doğru eşleşmiştir. Network signal ifadesi ise yanlış eşleşmiştir. Neden? Network A demek A eşittir. Sinal işaret demek. Görüyoruz ki işaret ve A kelimeleri birbiriyle eş anlamlı değildir. Yanlış eşleştirilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneği. D seçeneğine de bakalım. Texting, messaging. İkisi de arkadaşlar telefonda mesajlaşma. Mesajlaşma anlamlarına gelebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz yine bizden bir boşluğu doldurma isteniyor. Complete tamamlayın the sentence cümleyi with ile the most appropriate option. The most appropriate kelimesi arkadaşlar ifadesi en uygun demek. En uygun seçeneği bizden istiyor. Ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi cümleyi anlayacağız. Boşluğun öncesi ve sonrası bizim için ipucu olacak. Çevirelim. These days. These days ifadesiyle nowadays ifadesini bir metinde gördüğümüzde arkadaşlar bugünlerde diye çevireceğiz. Bugünlerde yani günümüzde people insanlar don't need to text. Need to modal verb'ü gerek duymak demek. Gerek duymak. Bugünlerde insanlar gerek duymuyorlar. Ne yapmayı? Text bir metin mesajını göndermeyi en boşluğa gelebilecek ifadeyi anlamak için diğer cümleye bakalım. Because çünkü most of them most of ifadesinin çoğu demek onların çoğu yani gençlerin çoğunun have vardır mobile or smartphones mobil cep hareket halinde olan cep ya da smartphones akıllı akıllı telefonları vardır. Ne için? To call each other. Each other bir birini anlamına gelir. Birbirini aramak için ya cep telefonları ya da akıllı telefonları vardır. O zaman boşluğa gelebilecek en uygun ifade text ifadesiyle kullanılacak kelime text a letter demeyiz arkadaşlar. Ne deriz? Send a letter deriz. Yani bir mektup göndermek. Bu seçeneği eliyoruz. Text an email demeyiz arkadaşlar. Ne deriz? Yine send an email deriz. Bir email göndermek. Bu yüzden text kelimesiyle de e-mail ifadesi uyuşmuyor. Text and message. Evet, ünite ifadelerinden text and message'ı siz de hatırlamış oldunuz. Bir mesaj göndermek, cep telefonundan bir mesaj göndermek ifadesi uyuyor. Call, text a call demezler. Ancak ne derler arkadaşlar? Make a call, bir arama yapmak derler. Boşluğa gelebilecek en uygun ifade text and message ifadesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine soru köküne baktığımızda choose seçin diyor. The most appropriate option yine bizim için en uygun option seçeneği bulmamızı istiyor. To fill doldurmak için the blank boşluğu in the dialogue diyalogdaki boşluğu doldurmak için bizden en uygun seçenek isteniyor. Diyalogumuzu okumamız gerekir. Patient kelimesi bu arada arkadaşlar hasta demek. Hasta ile secretary, sekreter arasında geçen bir diyalog. Hasta ne diyor? Hello, merhaba. Can I talk to the dentist please? Dentist kelimesi arkadaşlar dişçi demek. Dişçi ile konuşabilir miyim lütfen? Secretary okay tamam. I'll to him. Bu arada I'll ifadesinin eşittir. I will'in kısa yazılışı olduğunu hatırlayacağız. Anlık kararlarımızda kullandığımız ecek acak anlamına gelen yardımcı fiilimizdir will yardımcı fiili. Ben ona bağlayacağım ya da ben seni ona bağlayacağım anlamında bir ifadeyi bulmamız lazım. Hemen seçeneklerimize bakalım. Put you through. Evet, put you through to somebody kalıbını hatırladık değil mi? Birini telefonda birine bağlamak. Birini telefonda telefonda birine birine bağlamak anlamında kullanılan bu ifade gördüğümüz gibi yukarıya gelebilecek en uygun ifadedir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Ancak diğer fiillerimizin de anlamlarına bakalım. Hang you up. Hang up ifadesi arkadaşlar hang up telefonu kapatmak anlamına gelir. Kapatmak. Yukarıdaki ifade boşluğa gelemeyeceğini görüyoruz. Pick you up. Pick up ifadesi arkadaşlar. Pick up. Birini bir yerden yerden araç ile araçla almak anlamında kullanılır. Tabii ki toplamak pick up'ın bir anlamı da bir şeyi toplamak demek. Bu seçeneğin de yukarıdaki boşluğa gelemeyeceğini görüyoruz. Hold you on the line. Hold you on the line ise arkadaşlar birini yani seni birini hatta hatta bekletmek anlamına gelir. Bekletmek Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade okey ile başladığı için evet, tamam, seni ona bağlayacağım anlamında a seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, sorumuza baktığımızda yine bir boşluk, yine bir kelime sorusu olduğunu görüyoruz. Ne istiyor bizden? Complete the dialogue, tamamlayın diyor. With ile the most appropriate option. Son 3 sorudur. The most appropriate kelimesini kalıbını görüyoruz. En uygun seçenek bizden isteniyor. Clara ve Jonathan arasında geçen diyaloğa baktığımızda Hi, it's Clara calling. Geçen derslerimizde de hatırlattığımız gibi telefon İngilizcesinde telefondaki kişi kendisini tanıtırken ya it's ya da this is diyordu. Yani ben anlamında kullanılıyordu değil mi? Bir daha söyleyelim. Bu telefon İngilizcesindeki bir ifade. Bunu günlük hayatta bu şekilde tabii ki ben anlamında kullanamayız. It's Clara calling. Ben Clara calling kelimesi arayan demek. Yani arayan kişi yani ben Clara. Ne istiyor? May I talk to? Konuşabilir miyim diyor. Mr. Edison please. by Edison'la konuşabilir miyim? diyor. Jonathan ne diyor? Hi. Merhaba. Don't. The phone please. Şimdi konuşabilir miyim isteğinden sonra Jonathan ne diyebilir? Merhaba. Telefonu kapatmayın lütfen. Yani o dediğiniz kişiye telefonu vereceğim anlamında. O bu yüzden buraya kapatmak kelimesini getireceğiz. Ancak önündeki don't olumsuz ifadesi kapatmayın diye çevireceğiz. Çevirmemize sebep olacak. Şıklara bakalım. Hang up. Hang up kapatmak demek arkadaşlar. Tabi burada telefonu kapatmak yani ahizeyi yerine koymak. Bu şekilde bu kelimeyi yukarıya taşıdığımızda anlamca uyuyor mu? Evet, uyduğunu görüyoruz. Don't hang up the phone. Telefonu kapatmayın lütfen. Kendisine vereceğim. Diğer fiillerimize de bakalım. Hang on arkadaşlar. Bir şeyi asmak anlamına da gelebilir. Ancak ünitemizdeki anlamı telefonda beklemektir. Beklemeyin lütfen dersek yukarıdaki boşluğa bu fiili getirirsek don't hang on the phone please beklemeyin lütfen kaba bir cevap olmuş olur veya en azından e, kişinin isteğinin bu şekilde reddedilmemesi gerektiğini biliyoruz. Hold on ifadesi de yine arkadaşlar beklemek anlamına gelir. İki tane aynı anlama gelen şık zaten bir soruda olmayacağını biliyoruz. Hold up kelimesi de arkadaşlar tutmak, havada tutmak anlamlarına gelir. Bu yüzden bu ifadeyi de yukarıda kullanamıyoruz. En uygun ifade hang up fiilidir. Don't hang up the phone please. Lütfen telefonu kapatmayın. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine bir kelime sorusu. Yine boşluğa gelebilecek uygun fiil aranıyor. Soruya bakalım. Complete the sentence cümleyi tamamlayın with the most appropriate option en uygun fiil ile en uygun seçenek ile whenever whenever zarfını gördüğümüzde arkadaşlar her ne zaman diye çevireceğiz. Her ne zaman I phone my best friend. En iyi arkadaşımı her ne zaman ararsam her brother says Say söylemek demek arkadaşlar. Say söylemek. S -taksı geniş zamandan dolayı bildiğimiz gibi özne tekil olduğu için S -taksı gelmiştir. Erkek kardeşi söyler. Neyi söyler? Neyi der? She isn't at home. Onun evde olmadığını söyler. And ve the phone. Telefonu ne yapar? Boşluğa ne gelecek? Bir daha çeviriyoruz. Her ne zaman en iyi arkadaşımı ararsam erkek kardeşi onun evde olmadığını söyler ve telefonu kapatır diye yorumluyoruz. Bakalım seçeneklere. A seçeneği memo. Memo hatırlatma demek. Hatırlatma kelimesi memo the font diyemeyeceğimiz için uygun bir kelime değil. Get back fiili geri dönmek geri dönmek anlamına gelir. Tabi birine geri dönmek, bilgi vermek için geri dönmek veya bir şeyi geri getirmek. Get back the phone ifadesi de yine uygun olmadığını görüyoruz. Picks up. Picks up almak, toplamak, kaldırmak, toplamak anlamına gelir. Telefonu da kaldırmak yani cevap vermek anlamında kaldırmak anlamında kullanabilir, kullanabiliriz cevap vermek. Bunun da yukarıdaki boşluğa gelemeyeceğini görüyoruz. Zaten ilk cümlede cevap veriyor. Sonra ne yapıyor? Cevaptan sonra ne yapıyor? Tabii ki telefonu kapatıyor ifadesi en uygun ifade olacak. Hangs up fiili ise arkadaşlar kapatmak demek. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek ifademiz bu. Hangs up the phone. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar soru köküne bakalım. Bizden ne istiyor? Which of the followings? Aşağıdakilerden hangisi? Bakın altını çizmiş. Cannot. Yani olumsuzluk var burada. Cannot take place. Place. Yani yer alamaz. Place in the explanation. Explanation kelimesi arkadaşlar açıklama demek. Above yukarıdaki açıklamada yer alamaz. Take place fiili arkadaşlar take place in yer almak demek. Take soruda yer alan take place in ifadesi yer almak demek. Bunu da fiil olarak bilelim. Hemen Açıklamamıza bakalım. Türkçeye çevirelim. You are talking to your cousin on the phone. On the phone kalıbı telefonda demek. Sen diyor telefonda kuzeninle konuşuyorsun. At the same time. At the same time ifadesi aynı zamanda demek. Aynı anda demek. Telefonda konuşuyorsun. At the same time aynı anda, aynı zamanda The doorbell is ringing. Doorbell arkadaşlar kapı zili demek. Kapı zili ring çalmak demek. Kapı zili çalıyor. You sen don't want to end the conversation. Evet buradaki ifademiz end the conversation. Conversation yani sohbeti bitirmek konuşmayı bitirmek demek sohbeti bitirmek ve sen sohbeti de bitirmek istemiyorsun so bu yüzden so bundan dolayı you say to your cousin kuzenine dersin ki lütfen kuzeninden kapıyı açmasını isteyebilirsin ya da özür diliyorum telefonda kuzeninden konuşmayı bekletmesini, konuşmanın bir ara durmasını isteyebilirsin. Bu yüzden A seçeneğine bakalım. Wait for a minute. Evet kapı zili çalıyor. Bir dakika bekle lütfen diyerek konuşmayı bitirmeden konuşmanın bekletilmesini isteyebilirsin. Wait a minute kalıbı, wait for a minute kalıbı bir dakika bekle anlamına geldiği için bu ifade yukarıdaki boşluğa gelebilir mi? Evet ama bizden gelemeyen ifadeyi sorduğu için bu şık eliyoruz. Hold on a moment. Bu ifade de yine ünitede gördüğümüz bir dakika bekle. Yine aynı anlama gelen bir dakika bekle ya da bekleyin anlamında yukarıdaki boşluğa gelebilir mi? Evet. Biz gelemeyeni bulacağız. Call me back later. Call me back later beni daha sonra beni daha sonra ara anlamında istekte bulunuyor. Ancak bunu söylerse konuşmayı bitirmiş olacak ama açıklamada bitirmek istemediğini söylediği için boşluğa gelemeyecek olan ifade C seçeneğidir. D seçeneğine de bakalım. Hang on the line hatta bekle ifadesi yine bir istekte bulunuyor. Lütfen diyerek kibarca istekte bulunuyor. Bu ifade de yukarıdaki boşluğa gelebilir. Bu yüzden boşluğa gelemeyecek ifadenin Call me back later olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet bir sonraki soruya baktığımızda bizden ne istiyor? Önce soru köküne bakalım. Which of the following aşağıdakilerden hangisi is correct? Doğrudur diyor. According to the results. Result kelimesi arkadaşlar sonuç demek. Sonuçlara göre doğrudur. Önce ifadelerin veya bize bizden istenen bilginin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Teenagers, gençler, use, use fiili arkadaşlar, kullanmak demek. Gençler kullanırlar, different ways, farklı yollar kullanırlar. Ne için? To communicate with each other. Communicate with each other demek bir biriyle iletişim, iletişim kurmak birbiriyle iletişim kurmak için farklı yollar kullanırlar. The chart, tablo, the chart, çizelge, tablo, çizelge, tablo anlamlarına gelir. Below, aşağıdaki tablo, shows, gösteriyor. Their preferences, preferences kelimesi arkadaşlar, tercihler demek. Aşağıdaki çizelge, tablo, onların tercihlerini gösteriyor. Bakalım tercihlerine. Texting. Metin mesajlaşması. 40%. %40. Talking on mobile phone. Cep telefonunda konuşmak. 25%. %25. Social media. Sosyal, sosyal medya. 25%. %25. Talking on the phone. Home phone. Ev telefonunda konuşma. 8% %8. Email, video chat, e-mail ile video sohbeti ile konuşma. Two person yüzde iki. Buna göre hangisi doğrudur? A seçeneğine bakalım. Video chats, video sohbetleri are becoming more popular, daha popüler oluyor. Ama yukarıda bakıyoruz ki popüler olması yüzde iki ile ifade edilemez. Bu seçeneğimizi eliyoruz. The most common, The most common ifadesi arkadaşlar en yaygın demek. En yaygın anlamında Facebook activity, Facebook aktivitesi is liking, beğenmedir. Yukarıda herhangi bir Facebook aktivitesinden bahsetmediği için bu şıkkımızı da eliyoruz. Home phones, ev telefonları are more popular, daha popülerdir than mobile phones, cep telefonlarından. Bakıyoruz ev telefonlarının oranı yüzde sekizken cep telefonlarının oranı yüzde yirmi Bu yüzden daha popüler olamaz. Bu şıkkı da eliyoruz. Teens, gençler mostly, çoğunlukla prefer, tercih ederler sending messages, mesajlaşmayı, mesajlar göndermeyi tercih ederler. Evet bu oranın yüzde kırk olduğunu görüyoruz texting mesajlaşmak demek bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.